Ben oraya sadece Allah ve vatan için çıktım. Onlar onun için çıkmamışlardı. Ben evlatlarımı sormadım. İlk sordum vatan kurtuldum dedim. Bu bir cihat dedim. O gece Allah inananlara cesaret serpti, o zalimlere de korkuttu. İçlerinde beyaz bir gelinlik hayali kuranlar da vardı, iyi yetişmiş bir evlat hayali kuran da. Onların da çocukları, sevdaları, umutları, geleceğe dair planları vardı. Ama onlar zor zamanların kadınlarıydı. Onlar günümüzün Nene Hatun'u, Şerife bacısı, Nezahat onbaşısıydı. Biliyorlardı. Hayaller, sevdalar, hatta analar ve çocuklar olmadan da yaşanabilirdi. Ama vatansız yaşanamazdı. O yüzden ölümü hiçe saydılar. Gazaları mübarek, ruhları şad olsun. ...15 Temmuz akşamı güneş batarken tekrar doğmasının bu kadar uzun süreceğini henüz kimse bilmiyordu. O akşam Türk halkı evlerinde çaylarını yudumlarken herkes kendi küçük öyküsünün baş kahramanıydı. Bir destanın ilk satırları denilebilecek o haber, dakikalar içerisinde milyonlarca kaderi birbirine düğümledi. Kapat abi! Sıkıyor seni! Sakın yönetim abi! Sakın yönetim abi! Televizyonu bir açtık, tanklar köprüde. O bizim askerimiz, bizi korumak için oradadır diye düşünüyoruz haliyle. Yani o bize karşı bir hareket yapacak diye kimsenin aklından geçmedi. Eşimin de benim de. Köprü tutulmuş, köprüde jandarmalar var falan dediler. Darbe söylentileri falan duydum. İnanamadım yani dedim. Bu çağda, bu zamanda mümkün değil dedim yani. Şaşırdık. Askerin köprüye çıkması. Biz tabii değerlendirmeye başladık olayları, haberleri dinlemeye başladık. Televizyonu açtım, bir baktım üst geçitten köprüler kapatıldı, askerler, tanklar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Türkiye demokrasisi alışıktı darbelere. Neredeyse 10 yılda bir tekrarlanan darbeler görmüştü. Milli iradenin bu denli güçlü olduğu bir Türkiye'de aynı kabus yeniden canlanır mıydı? Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur. Silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri, olanları açıklamaya tek bir kelimenin yetmeyeceğinin sinyallerini veriyordu. Bir kalkışma olduğu doğrudur. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Yıl 2016'ydı ve halkına sonuna kadar güvenen bir liderle gücünün farkına varmış bir halktı karşılarındaki. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Artık toplarıyla da tanklarıyla da gelseler durmazdı bu halk. Hele de yıllarca eşinin, evladının, babasının ardından ağlayan kadınlar. O gece içlerindeki Nene Hatunlar, Nezahat onbaşılar, Şerife bacılar dirilecekti. Ne meclisimizi bombalayan uçaklar, ne halkın üzerine yürüyen tanklar, ne de millete yönelen namlular onlar kadar yürekli olacaktı. Dedim ki erkekler dışarı çıkacak, biz bayanlar evde oturacağız, biz dedim dua edeceğiz. Ama o arada Tayyip Bey'in konuşmasını duydum. O şeyde bitti yani her şey. İşte reis ölümüne ölümüne deyince dedim ki bu bir şeydir yani, bu bir cihat dedim kızlarıma. İşte eşimler falan sokağa çıktılar.
bugün ölmeyip ne zaman öleceğiz dediler. Cumhurbaşkanımız sokağa dökülün deyince hepsi çıktı sokağa. Ayşenur o anda birden yerinden kalktı ve dedi ki ben gidiyorum baba dedi. Seni ilk defa hayatımda dinlemeyeceğim baba, kusura bakma dedi. Allah için ve vatan için dedi, gidiyorum dedi. Üstümü giyindim, çıkıyorum. Eşim gördü, ben de geliyorum dedi. Nereye diye bile sormadım. Öyle bir ısrarlı söyledi ki ben kıramadım eşimi. Ana dedi ortalık görüyor dedi, devlet yerden gidiyor, ortalık birbirini kırıyor, senin haberin yok. Ben gideceğim dedi. Sen oturduğunuz otel yakında kalktı böyle, nereye gideceğim dedim. Görüyor ana dedi, devlet yerden gidiyor, birbirini kırıyor millet, benim, senin haberin yok dedi. Savunmadı erkek, kadın olmaz yani sonra nene hatunlar da vatan için. Elhamdülillah yüz akıyla, ümmeti Muhammed'in örnekleri. Biz de çıktık. Kübra bak, abim böyle söylüyor. Darbe varmış, seni saklayacak. Ben demiş vatan haini değilim. Ben saklanamam. Benim arkadaşlarım, kardeşlerim oradayken ben duramam. Evlat sahibi olsun olmasın. O gece sokağa çıkan bütün kadınların yüreğini analara has bir merhamet duygusu doldurmuştu. Tanklarla, silahlarla karşılaşacaklarını bilseler de hepsi aynı niyetle çıkmıştı evlerinden. Asker zannettikleri teröristleri geldikleri yerlere geri dönmeye ikna etmek. Gelin şuradan. Ne olmuş bilmem. Evet. Bak şuraya in. İn oradan. İlk benim amacım oradaki askerlerimizle görüşmek oldu. Neden orada olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi onlara anlatmak oldu. Onları oraya ikna etmek için gidiyoruz. Askerdir, sarılırım iki yavrum derim, ne yapıyorsun derim. Hani bu fikirdeyiz. Askerin yanına kadar gittim. Ne yapıyorsunuz burada dedim siz. Bu tankların burada ne işi var? Emri nereden aldınız diyorum. Hiçbir şeye cevap vermiyorlar. Ancak asker üniformalı teröristlerin nefreti, anaların merhametinin karşısına bir duvar gibi dikilmişti. Askerimiz şehit olduğunda biz burada içimiz yana yana ağlıyoruz. Onlardan nasıl bir zarar gelebilir ki? İnanamadım yani. Onların bize ateş açacağını kesinlikle inanamadım. Yani dedim herhalde havaya ateş açıyorlar. İlk vurulduğumda da yine plastik mermi olduğunu ben düşünüyordum. O yüzden içimde yine bir hani çok büyük bir korku yoktu. Adeta efsunlanmışçasına şer odaklarının ardına düşen hainlerin o anda tek bir amacı vardı. 20 asker başlarındaki albayın nişan al ateş emriyle birlikte bizi taramaya başladılar. Hiç aralıksız ve hani sadece ayaklar değil gövde, baş, neresi olduğuna bakmadan yağmur gibi mermi yağdırdılar üstümüze. Asker görünümlü hainler inerek taradılar herkesi. Karşısında polisler, sonra bu tarafta da biz. Hepimizi tarayarak indiler. Hafif ayağımda bir sıcaklık hissettim. Yani vurulduğumu bilmiyorum. Elimi bir götürdüm, elim kan. Bir bayan yaralandı dediler. Ben bayana giderken vurdular. Yere düştüm ben, yattım. Çok şiddetli tabii. Ben dedim, ayağım benden gitti. Ayağıma bakıyorum, oluk oluk kan akıyor. Allah Allah, acı hissetmediğimi fark ettim. Ha işte o zaman işte o şerefeye nail olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Arkamı döndüğümde bana çok yakın olan bir genç vardı. Aklıma gelen tek şey onun ölmemesiydi. Birbirimize sarıldık, çok yakınımdaydı. Ve ikimiz birlikte yere düştük. Zira ben ilk kurşunu o zaman sağ bacağımın baldır kısmından almışım. Ben de işte tam eğilirken sağ tarafımdan, gövdemden kurşun yedim. Hiç acımadı canım. Bir kere bir de ah demedim. Sadece Allah diyebildim. Sırtımda hissettim acıyı. Kolumdan girip sırtımdan çıkmış mermi ama tabii yaranın büyüklüğü sebebiyle asıl acıyı ben sırtımda hissettim. Ha
Hainler o gece yüreklerinde taşıdıkları acımasızlığı ve öfkeyi alçakça gösterdiler. Bu bayrağı kan bulaştırdılar. Orada resmen avladılar insanları. El kaldıranı indiriyorlar. Yaralıyı almaya gideni indiriyorlar. Sadece öldürme amaçlı. Giydikleri üniformayı kirleten katiller ne kadar acımasızsa vatanını müdafaa etmek için sokağa çıkan kahramanlar da o kadar korkusuz. Korku yok. Bir adım ileri sorma, bir adım gerisi yok. Asla yani. Böyle bir adım geri atma, yani onun ölüm korkusu yok. Ölümü öldürmüştü. Böyle gençler tankın üstünde sanki tank tenek olmuş, gençler tank olmuş. Nöbetimiz devam ediyor arkadaş. Nöbetimiz devam ediyor vallahi. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Hakkı neler et yeğenim. Eşim 53 arkadaşıyla birlikte onlar da gövdelerini füzeye siper ettiler. Peki ya o geceye geri dönme şansları olsaydı? Bir bacak hiç önemli değil. Canımız bu vatana feda. Keşke çıkmasaydım ya da keşke vurulmasaydım bu kadar acılara rağmen. Kesinlikle demedim. Annesiz yaşanır, babasız yaşanıyor, evlatsız yaşanır, vatansız olmuyor. Şehitlik makamını arzulayanlar için belki de bir lütuf, bir ikramdı 15 Temmuz. Ateş ediyorlar, ateş! Ateş ediyorlar! Hedefim komiser olmak. Yani gönlümdeki meslek bu. Allah da nasip etti. Gönlünün en güzel istediği yerleri nasip etti. Demek ki şehitlik de onun son arzusuymuş ki Rabbim onu da nasip etti. Bana sorulduğu zaman evladınız aklınıza gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Evladım konusunda aklıma gelen tek şey vardı. 13 yaşında, inşallah o da bir gün bu vatana hizmet ederken kendisinde o yüreği hissedecek, bilecek, gerektiğinde de vatana feda olacak. Evladımla alakalı söylediğim, hissettiğim tek şey bu olur. Kimileri ise yıldızların, F-16'ların gölgesinde kaybolduğu o geceyi ömrünün geri kalanında burukluk ve nedametle hatırlayacaktı. Şehadet öyle kutlu bir makamdı ki ona kavuşmak için bir geceyi değil, bir ömrü adamak gerekiyordu şüphesiz. Kübra Doğanay, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler'in lise yıllarında başlayan dostluğu meslek hayatlarında da devam etmişti. Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda birlikte görev alan bu üç arkadaşın kaderi adeta şehadet tutkusuyla birbirine mühürlenmişti. Kızım görevini çok seviyordu, aşktan yapıyordu. Anne başka iş yapamam diyordu ben. Kızım dedim polisliğe geçtiğinde özel harekata bari geçme. Anne diyordu ya, ben masa başı oturmayı sevmiyorum ki devlete hizmet etmem gerekiyor. Birilerimiz şehit olacağız ki sizler de rahat rahat yatacaksınız evde diyordu. Yani bu mesleğe aşığım ben diyor. Çok da severek yapıyorum. Bayramda da geldiğinde hatta bana şöyle dedi. Anne dedi, ben şehit olursam benimle gurur duyun. Sakın arkamdan ağlamayın. Gurur duyun dedi. Biz de gurur duyuyor. Çok şükür Rabbime ki. Bir de baktım şurada cama bir kuş kondu. Öyle bir acı üttü. Öyle bir acı üttü. Ben anlatamam. Dedim ki demedim şehit mi oldu acaba dedim. Geldi bana haber, şehit haberi. Her dem konuşmasında derdi anne. Ben yükseleceğim daha derdi. Kimseye söyleme derdi. Şehitliğe yükseldi. Başka ne diyeyim? O hain gecede Cennet, Kübra ve Gülşah'ın da aralarında bulunduğu polisimiz, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehadete yürüdü. Şehitlerimizin ardında kalanlar
Yakınlarının şehadet haberini alınca gözyaşlarını akıttılar. Gururla ve hasretle dolu gözyaşlarını. Her gün gelecek diye bekliyorum ama gelmeyeceğini biliyorum artık. Her gün her gün beklemek çok zor ama yapacak bir şey yok yani. Allah'ın takdiri. Oğlumun birisi gazi içeride. Bak birisi de şehit. Elhamdülillah. Ama dedim elhamdülillah baba, vatanımız sağ dedim. Ezanlarımız, bayrağımız, iffetimiz, namusumuz Allah'a çok şükür. Bir şehit annesi olunca bayrağı böyle kokladım. Bayrak aynı külliyenin dibinde, o caminin dibinde şehit olmuştu. Aynı o kan kokuyor. Annemin düşmanı yoktu. Sırf namusu, vatanı, bayrağı için bu yola çıktılar. Haberdar olmadan herkesten önce annem ve annemin yanına giden şehitlerimizle beraber hepsi bu yola çıktılar. İki tane oğlumuz var. Onlarla eşimin emanetleri, şehit emanetleri olarak yaşantımıza devam ediyoruz. Annesini özlüyor. Polis gördü müydü? Annem dep dep diyor, Demet diyemedi. Dep depim buraya gitti diyormuş. Yok o Demet değil demiş. Dep dep değilmiş. Dep dep işe gitti diyormuş. O da benim gibi arıyor. Ben de arıyorum demedi mi? 15 Temmuz'dan bu yana her acı kendini unutturmanın bir yolunu bulmuştu belki de. Biri hariç. Sahi ihaneti açıklayabilecek bir tanım sözlüklere yazılmış mıydı? Benim aklımın almadığı soru bu. Neden bize bunu yaptılar? Ben ayağımdan vuruldum ama ben onun acısını gönlümde hissediyorum, yüreğimde. Çünkü siz evladınızdan kurşun yediğiniz zaman ne kadar, hangi duygular içerisinde olursunuz? Onlar bizim evlatlarımızdı. Kaderin üstündeki kadere iman etmedikçe yüreklerde sönmeyecek bir kor 15 Temmuz. İhanetle harlanmış, cesaretle dağlanmış bir gece. Bundan sonrasını düşünmekse bu ateşi yakan ve yaktıran hainlere düşüyor. Ahirette hesap gününü bekliyorum. Yani o hesap gününde düğünümüz, bayramımız olacak diye düşünüyorum ben. İnşallah yavrumuzla, sevdiklerimizle hep beraber o hesap gününü onlar kendilerine hazırlasınlar. Tabutuna duvak serdirdi. Kızımın çok güzel düğünü oldu. İnşallah çok güzel gelin olursun derdim. Kimi gelin olacaktı daha, kimi çocuğunun okula gittiği günü görecekti. Kimi anne olmak istiyordu, kimi başkomiser. Sayısız sevda, hayal, ümit, heyecan bir gecede rüzgara karışıp savruldu. Onlardan geriye bu milletin yüreğine kazınmış isimleri, ümit ve aşkla bezenmiş bu vatan ve cennet kokusu kaldı.